feraza zamanındaki hükümete yarayacak bir dini olan faydası varsa, zarar yok dese ki ben de bu işi yapacağım. Mesela eğer aramızda Diyanet Başkanlığı'nı hakkıyla yapacak bir adam olsaydı, efendim ben bu işin erbabıyım, beni tayin edilmesi ayıp değildir. Demediyse. Efendim kendini beğenmiştir denilmez. Çünkü bak, اِجْغَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ. Çünkü maslahat-ı âmı ona taalluk ediyor. Yaptın bunu yapmaz, evet. Gülüyor ya, evet. Ve kezalike, bunun gibi. Ey nasıl, yani nasıl ki Yusuf aleyhisselam'ı kuyudan hilas ettik ve haris kanalını çıkardık. Öyle de nimet ettik ona, mekkenna li Yusuf'a fil ardı, yeryüzünde ardı Mısır'da meknet-ü şeref sahibi yaptık. Evvela böyle hafiz olur, hafız olur, sonra aziz olur da azizin yerine geçer. يَتَبَوَّعُ مِنْهَا حَيْسُ يَشَاءُ. İstediği yere gider gelir. O sıkıntılardan sonra bu genişliği biz ihsan ettik Yusuf Aleyhisselam'a. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ. Halık-ı Kainat emrediyor. Benim vekilim, sefilim, mana olmayınım yok. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ. İstediğimize rahmetin, istediğimizi rahmetimizle isabetlendirir. Yani nehussu bi nimetina men aradna. İstediğimiz kimseyi nimetlendiririz. Mal bizim, mülk bizim, mehluka bizimdir. Ve la nudî'u ecrel muhsinin. İyilerin mükafatını da reyb etmeyiz. Bir adam Allah için bir şey yaparsa miskan-ı zerre reyb olmaz. Bu dünyada böyle, halbuki ahirette daha fazla. وَلَا اَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ahiret ecri bunun gibi de değil. Daha hayırlıdır dünya ecri. Yusuf Aleyhisselam'a bu dünyada nimet, bu nimetler verildi ama ahiretteki onun derecatı bunun milyon misli fevkindedir. وَلَا اَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar müttekidirler, ittika ederlerdi, Allah'tan korkarlardı. Şimdi hükümdar, bunu bütün yeryüzündeki, Mısır'daki nebatatı hakim yaptı, hükümdar yaptı. Ve kıt senelerde geldi. O kıtlık ta Kenan'a kadar sirayet etti, Kudüs'e kadar sirayet etti. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam'ın, onlar işittiler ki Mısır'da, Mısır hükümdarları, dönleri, buğdayları veriyor. Kim giderse gelir. Fakat bir adalet olsun, herkese kafi gelsin diye bir yük, bir deve yükü veriyor. Her adama bir deve yükü. Bir adam giderse, efendim ben 10 deve yükü alırım, yok. Bir deve yük. Ki hepsine kafi gelsin. Yusuf Aleyhisselam'ın da kendisi zaten burada 12 kardeşti. Birisi de Bünyamin ile babasının yanında kalıyordu, 10 kardeş kalıyordu. Bünyamin babasının yanında bıraktılar. Birinci sefer 10 tanesi geldiler buğday almaya, satın almaya. Ve câe ihvetü Yusuf'a. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri geldiler Mısır'a. Fedehelû aleyhi. Yusuf'un huzuruna girdiler. فَعَرَفَهَمْ Yusuf Aleyhisselam onları tanıdı. Tabi kardeşlerini tanımaz mı? لَكَنْ وَهَمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Onlar tanımadılar. Niçin tanımadılar? Evvela o öldü gitti zannederlerdi. Ondan sonra seneler geçti. Hükümdar da saltanatın üzerinde. Hükümdar kalemsive diyor. Taç. Tacını giymiş. Yüzü tacın altında. Tabi kardeşleri tanımadılar, fakat o kardeşleri tanıdı. اَبُمَنْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ Onları misafir etti Yusuf Aleyhisselam. Ondan sonra cihaz. Cihaz nedir? Sefer için ihzar edilen
yemek içmek vesairedir. Nitekim hanımlı kızlara cihaz derler çünkü sefer için hazır edilmiş olan maldır derler. Cihazları hazır oldu, yani yükleri hazır oldu. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam ile bir görüşme başladı onlarla. Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna geldiler de öyle olacak. Onlar hepsi erili, kuvvetli, boylu bir insanlar, fevkalade adamlar. Yusuf Aleyhisselam onlara diyor ki, konuştukları Abrani ile dedi, sizin vaziyetinizde şüpheliyim, ihtimal ki casus olabilirsiniz, memlekete geldiniz. Demiş efendim, maazallah biz Kenan'dan geliyoruz, babamız Yakub Nebiyullah'dır, bizde casusluk olmaz. Biz çocuklarımızın ihtiyacı için buğdayı almaya geldik. Demiş, sizin başka kardeşleriniz yok mu? Evet demiş, biz 12 kardeştir. Kardeşimin birisi küçük iken sahraya çıktı, orada zayi oldu, öldü, gitti. Bir onun anadan bir olan kardeşi de babamın yanında teselli ediyor, onunla müteselli oluyor. Çünkü o biri kardeşi öldü. Onunla müteselli oluyor. Biz şimdi 10 kişi kaldık oraya. Şimdi Yusuf Aleyhisselam dedi, demek ki siz 11 kişisiniz şimdi kalan, evet. Ben kim bunu tasdik edecek sizin bu şehadet edecek bu halinizi? Demiş efendim, biz garibiz burada, kimse bizi tanımaz ki. Öyleyse madem ki tanımaz, bak siz orayı ile sizden birisini bırakınız burada, geliniz memleketinize, o odaları götürünüz, o kardeşi de beraber getiriniz, ben göreyim. O zaman yine size her önünüze birer yük vereceğim, yine hasılat götürürsünüz. Çünkü bir yük meseledir, iki defa verecek. Şimdi وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, teçhizat hasıl olduktan sonra قَالَ اَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ اَب۪يكُمْ, baba bir kardeşinizi de getiriniz ki Bünyamin'dir. اَلَا تَرَوْنَ, görüyorsunuz اَنِّيُوا فِي الْكَيْلَ, ben keyli tamam veririm, yük tamam veriyorum. وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ, gelen misafirleri de hayırlı yapıyorum. Gelirseniz 11 yük yine götüreceksiniz onunla. فَاِنْ لَمْ تَعْتُونِي بِهِ, eğer siz o kardeşi getirmezseniz, o vakit sizin yalancı olduğunuz bana tahakkuk ediyor. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي, size artık bende burada yok ki yok. وَلَا تَقْرَبُونِ diye gelmez. Onların koşuna gitti, 11 tane deve yükü bizi alacaklar ya. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ, dediler ki efendim, biz gideceğiz, سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ, babasından talep edeceğiz, rica edeceğiz. وَاِنَّا لَفَاِلُونَ, muhakkak bunu yapacağız çünkü bizim de ihtiyacımız var burayı almaya çocuklara. Babamızın vergi olmadan da gelmeyeceğiz, fakat ona yalvarırız, vergi getiririz inşallah. وَقَالَ لِفِتْيَانِ هِجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا. وَقَالَ Yusuf Aleyhisselam, şimdi burada ne geçti? Ders şeyleri vardı, sözleri. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ, Yusuf Aleyhisselam söyledi hizmetçilerine, keyyalin, yani buğdayı dartana, dedi, اِجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ, onların getirmiş olduğu fareleri, bıraati, yine yüklerinin içine koyunuz. O zamanki paralar büyük idi, parçalar, buğdayların içine koyunuz. لَهَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَنْ قَلَبُوا اِلَىٰ اَهْلِهِمْ, onlar ehline gittiği zaman buğdayı tükerler, farelerini görürler. Yakub'un Müşir Aleyhisselam'ın maksadı onların tekrar gelmesidir. Belki fareyi tedarik etmekte zahmet çekerler, yine aynı fareyi buğday içine gizli konuyor.
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَاكِ جَلْسِنْلَرْ فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَى اَب۪يهِمْ Bunlar Kur'an yaptılar. Şem'un kaldı Yusuf Aleyhisselam'ın yanında. Şem'un'a isabet etti. Şem'un kaldı. 9 senesi girdiler. فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَى اَب۪يهِمْ Onları 19'u da babasına gittiği zaman قَالُوا dediler ya bana ey baba biz öyle bir adamı gördük ki bize o kadar lütuf etti ki eğer Yakub'un evlatlarından olsaydı bu kadar bize ancak yapardı. Bize yemek, yedirmek, içirmek bizim metaamızı da verdik. Hem vaat etmiş eğer o biri kardeşimizi getirseniz de 11 yük daha verecek. Ya bana muni aminnel keylu bizden keyli men etti eğer kardeşi vermezseniz. فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا Kardeşimizi de beraber gönder bu sefer Bünyamin'i. مَكْتَلْ biz ölçeriz, dertarız ve inna لَهُ لَحَافِظُونَ Kardeşimizi de muhafaza edeceğiz dedi, dediler. Yakup Aleyhisselam pek de atemal etmiyor bunu. Diğer onlara dedi oğullarına, قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ هَلْ آمَنُكُمْ Yakup diyor, size emniyet edeyim mi? Etmem diyor. هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ Ona emniyet edeyim mi? Bünyamin üzerine emniyet. اِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ Bundan evvel kardeşi olan Yusuf'a nasıl size emin oldum? Öyle mi emin olayım sizden? Yani siz emniyet göstermediniz. Ben size emniyet etmem. Fakat ben Allah'a tevdi ederim. فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا Allah Celle Celaluhu her hafızdan daha hayırlıdır. Ben Allah'a tevekkül edeceğim. Size değildir, sözünüze de değildir. وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Allah اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ'dir. Bu dediği zaman Kâb ibn el-Ahbar diyor, Tevrat'ta gördü diyor, Yusuf Halık-ı Kâhan'a buyurur ki لَا رُدَّنَّ عَلَيْكِلَيْهِمَا حَيْسُ تَوَكَّلْتَ عَلَيَّ Ya Yakub madem ki bana tevekkül ettin mi, hepsini sana iade ederim yine diyor. Böyle bir vahyi almıştı, kalbi biraz mutmain edeyim. Geldiler babasının yanına, فَاَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ Yükleri açtılar, tabi buğdayları getirmiş, açtılar. Yapacaklar, un yapacaklar, yiyecekler. Açtılar ne yürsünler, وَجَدُوا بِبَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ Gördüler ki, رُدَّتْ اِلَيْهِمْ Onlara reddedilmiş, gönderilmiştir. Yani verdikleri parayı buğday içinde aynen çıkmış onlara. قَالُوا يَا اَبَانَا Dediler Yakub Aleyhisselam, ey baba, مَا نَبْغِي Ne istiyoruz biz? Bak, para sıkıntısı da yoktur. Hem bize vaat etmiş burayı vermeye, hem de bak para da çıktı burada. هَذِهِ بِضَاعَتُنَا Bu bıraatimiz, bizim getirdiğimiz, verdiğimiz mal, رَدَّتْ اِلَيْنَا Bize iade olunmuştur. وَنَمِيرُ اَهْلَنَا Müsaade et de biz gidelim de, ehlimiz için buğdayı alalım. وَنَحْفَظُ اَخَانَا Kardeşimizi de muhafaza edelim. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ Bir deve yükü de fazla olarak kardeşimiz için de alacağız. Kale gelmiş. Müsaade de buyurulmuş. Müsaade et gidelim de çocuklarımızı buğdayı getirelim. Hem de bu sefer bir yük de fazla gelecek. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ Ayet kelimesine iki mana vermişler. Zalike işarettir. Zalike bu getirdiğimiz buğdaylar keylün yesirün azdır bizim çocuklarımıza kafi gelmiyor. Bu bir mana. İkincisi, zalike hükümdarın bize on üzerine bir de kardeşimize verdiği 11 keyl yesirün hükümdar üzerine kolaylıktır, emrindedir, istediği kadar verir. Diyor. Şimdi Yakup Aleyhisselam onlara cevap veriyor. Diyor ki kâle, Yakup dedi onlara, لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ
ben Bünyamin'i sizinle Ferazel zamanındaki hükümete yarayacak bir dini olan faydası varsa zarar yok dese ki ben de bu işi yapacağım. Mesela eğer aramızda Diyanet Başkanlığı'nı hakkıyla yapacak bir adam olsaydı efendim ben bu işin erbabıyım, beni tayin edilmesi ayıp değildir. Demediyse. Efendim kendini beğenmiştir denilmez. Çünkü bak اِجْغَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ. Çünkü maslahat-ı âmı ona taalluk ediyor. Yaptın bunu yapmaz. Evet. Ve kezalike bunun gibi. Ey nasıl yani nasıl ki Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan hilaf ettik ve haris kanalını çıkardık. Öyle de nimet ettik ona. Mekkenna li Yusuf'a fil ardı. Yeryüzünde erdi Mısır'da meknet-ü şeref sahibi yaptık. Evvela böyle hafiz olur, hafız olur, sonra aziz olur da azizin yerine geçer. يَتَبَوَّعُ مِنْهَا حَيْسُ يَشَاءُ. İstediği yere gider gelir. O sıkıntılardan sonra bu genişliği biz ihsan ettik Yusuf Aleyhisselam'a. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ. Halik-i Kainat emrediyor. Benim vekilim, kefilim, mana, umayinim yok. Nusibu ve rahmetine amen neşav. İstediğimize rahmetin, istediğimizi rahmetimizle isabetlendiriz. Yani nehussu bi nimetine amen aradna. İstediğimiz kimseyi nimetlendiririz. Mal bizim, mülk bizim, mehluka bizimdir. Ve la nudiyu ecrel muhsinin. İyilerin mükafatını da gayb etmeyiz. Bir adam Allah için bir şey yaparsa miskan-ı zerre gayb olmaz. Bu dünyada böyle, halbuki ahirette daha fazla. وَلَا اَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ahiret ecri bunun gibi de değil. Daha hayırlıdır dünya ecri. Yusuf Aleyhisselam'a bu dünyada bu nimetler verildi ama ahiretteki onun derecatı bunun milyon misli fevkindedir. وَلَاَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar müttekidirler, ittika ederlerdi, Allah'tan korkarlardı. Şimdi hükümdar, hakim, bunu bütün yeryüzündeki, Mısır'daki nebatatı hakim yaptı, hükümdar yaptı. Ve 40 seneler de geldi. O kıtlık Kenan'a kadar sirayet etti, Kudüs'e kadar sirayet etti. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam'ın, onlar işittiler ki Mısır'da, Mısır hükümdarları, dönemi, buğdayları veriyor. Kim giderse gider. Fakat bir adalet olsun diye, herkese kafi gelsin diye bir yük, bir deve yükü veriyor. Her adama bir deve yükü. Bir adam giderse efendim ben 10 deve yükü alırım, yok. Bir deve yükü. Ki hepsine köfürüyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ın da kendisi zaten burada 12 kardeşti. Birisi de Bünyamin'in de babasının yanında kalıyordu, 10 kardeş kalıyordu. Bünyamin babasının yanında bıraktılar birinci sefer. 10 senesi geldiler buğday almaya, satın almaya. Ve câe ihvetü Yusuf'a. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri geldiler Mısır'a. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ. Yusuf'un huzuruna girdiler. فَعَرَفَهُمْ. Yusuf Aleyhisselam onları tanıdı. Tabii kardeşlerini tanımaz mı? لَكِنْ وَهَمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Onlar tanımadılar. Niçin tanımadılar? Evvela o öldü gitti zannederlerdi. Ondan sonra seneler geçti. Hükümdar da saltanatın üzerinde. Hükümdar kalemsire diyor. Tacını giymiş. Yüzü tacın altında, tabi kardeşleri tanımadılar, fakat o kardeşleri tanıdı. Ebu Memlühüm münkirûn. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ. Onları misafir etti Yusuf Aleyhisselam. Ondan sonra cihaz. Cihaz nedir?
sefer için ihzar edilen yemek içmek vesairedir. Nitekim hanımlı kızlara cihaz derler çünkü sefer için hazır edilmiş olan maldır derler. Cihazları hazır oldu, yani yükleri hazır oldu. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam ile bir görüşme başladı onlarla. Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna geldiler de öyle olacak. Ve onlar hepsi erilik, kuvvetli, boylu bir insanlar, fevkalade adamlar. Yusuf Aleyhisselam onlara diyor ki, konuştuğuyla Havrani ile dedi, sizin vaziyetinizde şüpheliyim, ihtimal ki casus olabilirsiniz. Memlekete geldiler. Demiş efendim, maazallah biz Kenan'dan geliyoruz. Babamız Yakub Nebiyullah'dır. Bizde casusluk olmaz. Biz çocuklarımızın ihtiyacı için burayı almaya geldik. Demiş, sizin başka kardeşleriniz yok mu? Evet demiş, biz 12 kardeştik. Kardeşimin birisi küçük iken sahraya çıktı, orada zayi oldu, öldü, gitti. Bir onun anadan bir olan kardeşi de babamın yanında teselli ediyor, onunla müteselli oluyor. Çünkü o biri kardeşi öldü, onunla müteselli oluyor. Biz şimdi 10 kişi kaldık oraya. Şimdi Yusuf Aleyhisselam dedi, demek ki siz 11 kişisiniz şimdi kalan, evet. Ben kim bunu tasdik edecek sizin, bu şehadet edecek bu halinizi? Demiş efendim, biz garibiz burada, kimse bizi tanımaz ki. Öyleyse, madem ki tanımaz, bak, siz Kur'an ile sizden birisini bırakınız burada. Geliniz memleketinize, o odaları götürünüz. O kardeşi de beraber getiriniz, ben göreyim. O zaman yine size her önünüze birer yük vereceğim, yine hasılat götürürsünüz. Çünkü bir yük meseledir. İki defa verecek. Şimdi وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ Teçhizat hasıl olduktan sonra قَالَ اَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ اَب۪يكُمْ Baba bir kardeşinizi de getiriniz ki Bünyamin'dir. اَلَا تَرَوْنَ Görüyorsunuz اَنِّيُوا فِي الْكَيْلَ Ben keyli tamam veririm. Yük tamam veriyorum. وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ Gelen misafirleri de hayırlı yapıyorum. Gelirseniz 11 yük yine götüreceksiniz onunla. فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ Eğer siz o kardeşi getirmezseniz, o vakit sizin yalancı olduğunuz bana tahakkuk ediyor. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي Size artık bende burada yok ki, yok. وَلَا تَقْرَبُونِ de gelmez. Onların hoşuna gitti, 11 tane deve yükü bir daha alacaklar ya. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ Dediler ki, efendim, biz gideceğiz. سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ Babasından talep edeceğiz, rica edeceğiz. وَاِنَّا لَفَاِلُونَ Muhakkak bunu yapacağız çünkü bizim de ihtiyacımız var buğdayı almaya çocuklara. Babamızın vergi olmadan da gelmeyeceğiz. Fakat ona yalvarırız, evi getiririz inşallah. وَقَالَ لِفِتْيَانِ هِجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا وَقَالَ Yusuf Aleyhisselam Şimdi burada ne geçti? Ders şeyleri vardı, sözleri. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ Yusuf Aleyhisselam söyledi hizmetçilerine, keyyalin yani buğdayı dartana dedi اِجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ Onların getirmiş olduğu fareleri, bıraati yine yüküllerinin içine koyunuz. O zamanki paralar büyük idi parçalar. Buğdayların içine koyunuz. لَهَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَنْ قَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ Onlar ehline gittiği zaman buğdayı tükerler, paralelini görürler. Yakub'un Yusuf Aleyhisselam'ın maksadı onların tekrar gelmesidir. Belki parayı tedarik etmekte zahmet çekerler, yine aynı parayı
buğday içine gizli bulunuyor. لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ تَكِ gelsinler. فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَى اَب۪يهِمْ Bunlar kura yaptılar. Şem'un kaldı Yusuf Aleyhisselam'ın yanında. Şem'un'a isabet etti. Şem'un kaldı. 9 senesi girdiler. فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَى اَب۪يهِمْ Onlar 19'u da babasına gittiği zaman قَالُوا dediler ya bana ey baba biz öyle bir adamı gördük ki bize o kadar lütuf etti ki eğer Yakub'un evlatlarından olsaydı bu kadar bize ancak yapardı. Bize yemek, yedirmek, içirmek bizim metaamızı da verdik. Hem vaat etmiş eğer o biri kardeşimizi getirseniz de 11 yük daha verecek. Ya Rana muni aminnel keylu bizden keyli men etti eğer kardeşi vermezseniz. فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخْرَانَا Kardeşimizi de beraber gönder bu sefer Bünyamin'i. مَكْتَلْ biz ölçeriz, dağıtırız ve اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Kardeşimizi de muhafaza edeceğiz dedi, dediler. Yakub Aleyhisselam pek de atemal etmiyor bunu. Diğer onlara dedi oğullarına, قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ هَلْ آمَنُكُمْ Yakup diyor, size emniyet edeyim mi? Etmem diyor. هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ Ona emniyet edeyim mi? Bünyamin üzerine emniyet. إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ Bundan evvel kardeşi olan Yusuf'a nasıl size emin oldum? Öyle mi emin olayım sizden? Yani siz emniyet göstermediniz. Ben size emniyet etmem. Fakat ben Allah'a tevdi ederim. فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا Allah Celle Celaluhu her hafızdan daha hayırlıdır. Ben Allah'a tevekkül edeceğim. Size değildir, sözünüze de değildir. وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Allah اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ'dir. Bu dediği zaman Kâb-ı bin Lahvar diyor, Tevrat'ta gördü diyor, Yusuf Halık-ı Kâna buyuruyor ki لَا رُدَّنَّ عَلَيْكِلَيْهِمَا حَيْسُ تَوَكَّلْتَ عَلَيَّ Ya Yakub madem ki bana tevekkül ettin mi, hepsini sana iade ederim yine diyor. Böyle bir vahyi almıştı, kalbi biraz mutmain edeyim. Geldiler babasının yanına, فَاَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ Yükleri açtılar, tabii buğdayları getirmiş, açtılar, yapacaklar, un yapacaklar, yiyecekler. Açtılar ne yürsünler, وَجَدُوا بِبَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ Gördüler ki, رُدَّتْ اِلَيْهِمْ Onlara reddedilmiş, gönderilmiştir. Yani verdikleri parayı buğday içinde aynen çıkmış onlara. قَالُوا يَا اَبَانَا Dediler Yakub Aleyhisselam, ey baba, مَا نَبْغِي Ne istiyoruz biz? Bak, para sıkıntısı da yoktur. Hem bize vaat etmiş şu burayı vermeye, hem de bak para da çıktı burada. هَذِهِ بِرَاعَتُنَا Bu bıraatimiz, bizim getirdiğimiz, verdiğimiz mal, رَدَّتْ اِلَيْنَا Bize iade olunmuştur. وَنَمِيرُ اَهْلَنَا Müsaade et de biz gidelim de, ehlimiz için buğdayı alalım. وَنَحْفَظُ اَخَانَا Kardeşimizi de muhafaza edelim. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ Bir deve yükü de fazla olarak kardeşimiz için de alacağız. Kale gelmiş. Müsaade de buyurulmuş. Müsaade et gidelim de çocuklarımızı buğdayı getirelim. Hem de bu sefer bir yük de fazla gelecek. ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَس۪يرٌ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَس۪يرٌ Ayet kelimesine iki mana vermişler. Zalike işarettir. Zalike bu getirdiğimiz buğdaylar keylün yesirün azdır bizim çocuklarımıza kafi gelmiyor. Bu bir mana. İkincisi, zalike hükümdarın bize on üzerine bir de kardeşimize verdiği 11 keyl yesirün hükümdar üzerine kolaylıktır, emrindedir, istediği kadar verir. Diyor.
Şimdi Yakup Aleyhisselam onlara cevap veriyor. Diyor ki kâle, Yakup dedi onlara, len vursilehu ma'akum, ben Bünyamin'i sizinle